Bahçeli'den AK Parti'ye misyon yüklemesi. Sistemin gerçek sahibi diye yazmışım Temmuz'un dördündeki yazımda. Bahçeli o günlerde 23 Haziran seçimlerinin AK Parti'de yol açtığı öz eleştiri çığırının sistemi gözden geçirme boyutlarına evrilmesi karşısında kükremiş. Naci Bostancı ve Bülent Turan'a dersini vermiş. Bugün de kükrüyor. O yazıyı şöyle bitirmişim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden AK Parti'ye format atma gibi bir akıl mı Bahçeli'yi bu role soyunduruyor? Ben de anlamaya çalışıyorum. Bana göre AK Parti de anlamaya çalışmalı. AK Parti cenahında bir anlama çalışması yapılıyor mu acaba? Bahçeli zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'da buluşuyor. Muhtemel ki AK Parti'deki herkes durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde ve inisiyatifinde olduğuna inanıyordur. Doğrusu Bahçeli'nin desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 Temmuz'daki yazımda da belirttiğim, belki ancak Mustafa Kemal'in kullandığı iktidara benzer bir güç sahibi kıldığı bir gerçektir. Peki bu durumda sorun olan ne? İktidarsınız, neredeyse gücünüzü sınırlayacak bir güç yok. Meclis, yargı, medya, iş dünyası, STK'lar. Herkes gözünüzün içine bakıyor. Her şey tamam da İstanbul seçiminde iki seçim arasındaki tavrınız sizi 13 bin oy kaybından 800 bin oy kaybına taşımış. Ne olmuş bu arada? Tam da YSK'nın seçim iptalinde iktidarın etkisini ortaya koyan sonsuz iktidar kullanımı algısı değil mi? İşte bu algı sadece YSK'nın seçim iptali hadisesinde ortaya çıkmıyor. Bahçeli'nin diline bakın. Nasıl bir hakim dili? Nasıl bir tahakküm dili? Dışlayıcı, yargılayıcı, hain damgasını eline alıp önüne gelene vuran. O dil sisteme sahiplenişle birleştiğinde tüm iktidarı büyüyen bir dile dönüşüyor. AK Parti muhafazakar ve demokrat bir parti olarak yola çıkmıştı şu anda muhafazakarlığı olmasa bile demokratlığı üzerine çok şey söylendiği bir vakadır. Kaldı ki muhafazakarlık konusu da mücahitlikten müteahhitliğe intikal sorunu yaşandığı değerlendirmelerinden bu yana bir hayli su götürür bir hal almış bulunuyor. Şu anda AK Parti'nin demokratlığı ile Bahçeli'nin üslubu ilginç bir sentez oluşturmuş durumda. Bahçeli öyle ortak morsak gibi konuşmuyor. Öyle demişim işte. Sistemin gerçek sahibi gibi konuşuyor hep yazıyorum. İktidar medyası diye bir olgu var. O da epey bir zamandan beri küçük dağları yaratmış duygular içinde yayın yapıyor. İktidar dili. İşte tam da burada yeni sesler biz böyle değildik diyerek meydana çıkıyor. Şu anda AK Parti bünyesinde bulunanların bile tamam bazı problemler var ama bunlar reisin öncülüğünde düzelecek duyguları yaşadığı bir gerçek değil mi? Eskiden bir bildiği var sözleri tedavül ederdi. Saygı duyulan bir liderin konumunun sarsılmaması için ya da lidere yakın olanlar böyle bir savunma dili geliştirirlerdi. Ama AK Parti'nin bir de altı çizilen misyon boyutu vardı. Misyonu birilerine havale edip kenara çekilmek sağlıklı mıydı? İlginç olan şu ki Bahçeli bu süreçte AK Parti'ye misyon yüklemesi yapmaktaydı. Böylece muhafazakar demokrat damar istihale geçirerek yeni bir hüviyete bürünmekteydi. Atilla Yaylaya O tweet'i o yazıyı okuyarak attıysanız bir kötü, okumadan attıysanız çok daha kötü okuduğunuz halde o tweet'i atmış olmak, profesör titrinin altında bir anlama sorunu, okumadığınız halde herhangi bir haber sitesindeki başlığa bakarak bir yazara akıl ve insaf suçlamasında bulunmaksa, akıl ve insaf sorunundan öte bir izan sorununu devreye sokuyor. Size en iyi gelecek olan şey, tweetinizin altında size hitaben yazılanlara bakmak. Onlardan birisi, liberallikle başlayan serüveninizde, içinizden bir bahçeli çıkacağı kaygısını seslendiriyor. Siz de böyle bir kaygı yaşıyor musunuz? Bazı haber sitelerine. Yazılardan alıntı yaparak haberleştiren bazı internet siteleri, dikkat çekme veya kendi politikalarına uydurma sahakiyle yazıları gerçek bağlamından koparacak başlıklar atıyor. Bu yaklaşım hem kendi okuyucusunu yanlış yönlendirmek hem de yazara maksadı dışında bir görüş yüklemek bakımından son derece haksızdır. Sitelerin yazıların ulaşma alanını çoğaltmak açısından faydasını göz ardı ediyor değilim. Ama yanlış algılara da sağlıklı bulmadığımı belirtmek istiyorum.